Şimdi Erdem Hoca gibi aslında satış ve pazarlamada ciddi bir bagajı olan hocamızı yakalamışken şu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi birçoğumuz bir şeyleri satıyoruz ve en çok karşılaştığımız itirazdan bir tanesi bu çok pahalı. Şimdi bunun profesyonel cevabı nasıl olabilir? Yani bunun çok net sorular olduğunu biliyorum. Karşı tarafın da aslında bunu öğrenmesini istiyorum. Yani çok pahalı. Özellikle günümüzde işte soğanın 10 lira olduğu ya da işte biberin işte 15 lira olduğu dönemlerdeyken hani çok pahalı kelimesini, itirazını nasıl karşılayacağız? Onunla alakalı ipucu verebilirsiniz, süper olur. Literatürde pahalı sorusunun ya da tepkisinin tek karşılığı var. Neye göre? Yani. Neye göre pahalı? Yani bu kitap 22,5 lira. Neye göre pahalı? Koskoca ciltli bir kitap var. 5 lira satılıyor. Ona göre pahalı. Ona göre pahalı. Peki yani. Bu kitabın niş alanı ve hedefi belli. Bunun okuyucusu belli. Kesinlikle. Bu kitabın pazarı farklı. Evet, neye göre pahalı sorusuna karşımıza kişiye sormamız gerekir. Fiyat direnci aslında ilk başlardaki dirençler değil. İlk baştaki tepki. Eğer faydayı satabildiyseniz, evet, insanlar gerçekten faydalı olduğuna ikna olduysa, faydalı olduğunu düşünüyorsa ya da faydalı olduğunu çerçeveleyebildiysek satın almak için çok büyük arzu içinde olacaklar. Burada çok teknik kullanılabilir. Yani bir satış eğitimi yapmıyoruz. Çapraz satış yapabilirsiniz, müşteriyi zihinsel olarak hazırlayabilirsiniz, bilinçaltına oynayabilirsiniz. Bugün Coca-Cola, görüyorsunuz Ramazan ayında huşu içinde bizim sakallı dedelerimizi, başörtülü annelerimizi oturtup Coca-Cola ile başlatıyorlar. Ve bu sadece bilinçaltına oynanan bir iş. O nedenle bizim pahalı kelimesinin karşılığında neye göre pahalı, bunun düşündüren sebep nedir? Bakın bunu sorduğunuzda ilk 5 saniye içinde vereceği cevap çok önemli. Evet. Cebime göre, piyasaya göre, arkadaşlardan aldığım bilgiye göre, satın alma grubunun bütçesine göre, neye göre pahalı? Eğer siz ürününüze, hizmetinize ve kendinize inandırdıysanız, müşterinizle bağ kurduysanız fiyat konuşulmayacak bir konudur. Son 5 yıldır çalıştığım herhangi bir şirketle fiyat pazarlığı yapmıyorum. Son 5 yıldır herhangi bir şirkette bir kuruş param kalmadı. Çünkü insanlar aldıkları hizmetin karşılığına bakarlar. Süper. Aslında bununla alakalı çok güzel bir anım var. Beni çok motive etti ve umarım sizi de motive eder. Şimdi mentorlarımdan bir tanesi çok profesyonel bir bilgisayar aldı. Ve hani günümüz şartlarında şu anda ben de o bilgisayarı almak üzereyim. Yani 10 bin lira ve üzeri bir bilgisayar. Şimdi dedik abi yani ufacık incecik bilgisayar hani çok pahalı değil mi dedim. Şimdi bana direkt dedi ki aslında çok pahalı değil dedi. Sen çok az para kazanıyorsun. Çok güzel. Yani evet. Çok para kazanmaya başladığın zaman aslında bilgisayar çok kaliteli, çok faydalı ve hani fayda boyutuna tabii bakacak olursak aslında vermiş olduğun paranın kat be kat daha faydalı bir makine. Ve hani dedi ki yani pahalı diyorsan aslında şuna odaklanman lazım. Sen daha az para kazanıyorsun. Yani çok daha fazla para kazanmaya başladığın zaman aslında fiyat meselesi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla fiyatından ziyade kendine odaklan ve kendi gelirlerini arttırmaya odaklan. Çünkü gelirler arttıkça aslında hiçbir şey pahalı hale gelmiyor. Yani son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Yani nacizane karşıda bizi izleyen genç bir girişimciye 3 tane ana tavsiye verecek olursanız bu tavsiyelerden 3'ü ne olurdu? Evet. 1. İşbirliği kelimesinin içini çok iyi doldurun. Bakın, her insan siz onlara hizmet ettiğiniz sürece, hayatlarına dokunduğunuz sürece, onlara yardımcı olduğunuz sürece, onlar için çaba gösterdiğiniz sürece sizinle işbirliğine hazırdır. Ve kimin, nerede, ne zaman işinize yarayacağını siz tahmin bile edemezsiniz. Evet. Herhangi bir şirketin çaycısı sizin yıllarca ulaşamayacağınız bir insana sizi çok kısa sürede ulaştırır. Aynen. İşbirliği kelimesinin içini çok iyi doldurun. 2. Network'ünüzü her gün geliştirin. Her gün yeni insanlarla tanışın. Zayıf bağların gücüne inanın. Sorumluluğunuz olmayan çok sayıda insanla tanışın. Onlardan deneyim kazanın, bilgi kazanın ve o insanların hayatlarını modelleyin. Mutsuz insanlar, mutlu insanlar, kazanan insanlar, kazanmayan insanlar, hasta insanlar, sağlıklı insanlar, gezen insanlar, susan insanlar, okuyan insanlar, okumayan insanlar. Çok var ya. Evet, hepsini birleştirin ve bunları çok iyi kullanın. Bunun dışında en önemli, başarı hikayesi sadece ve sadece çalışmaktan geçiyor. Bunun dışındaki her şey hikayenin
dışında kalır. Farklı bir yol aramayın yani. Başka bir yol aramayın. Evet, bir girişiminizin bozulduğu, işlerinizin bittiği, çok büyük hayaller kurduğunuz bir girişiminizin sonlandığı gün başınızı dik olarak yeni bir girişim için başladın. Bitmiş olmak sadece vazgeçmiş olmak demektir. Eğer vazgeçmediğiniz sürece siz her şeyin en iyisini yapabilirsiniz. Her başarısız organizasyon bir öğreten organizasyondur. Bunu eğer bildikten sonra içsel motivasyonunuzu yakalarsanız, içsel motivasyonunuzu canlı tutarsanız hiçbir engelle karşılaşmazsınız. Çünkü yaşamda bir bumerang etkisi vardır. Siz bumerangı gönderirsiniz, o bumerang size geri gelir. Ne verirseniz, ne ekerseniz onu biçersiniz değerli girişimci dostlarım. Valla bu vermiş olduğu kıymetli bilgilerinden dolayı Erdem hocamıza çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten teşekkür ederim. Böyle mini eğitim gibi oldu yani. Çok dolu dolu oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Buna benzer video söyleşileri tekrardan izlemek ve haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun ve çanı aktive edin. Çünkü her yüklenen videoda size uyarı gelecektir. Bu satış ve pazarlama konularında neler düşünüyorsunuz? Bu yapmış olduğumuz söyleşilerden ne tür faydalar aldığınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle Erdem hocamıza da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Keyifle takip edeceğim. Görüşmek dileğiyle.